Müzika. Belki de etraf eskisi gibi sakin. Doğanın sessizliği erkeklerin zorlu hayatını bir nebze olsun unutturuyor. Ünlü Çek besteci Dvorak 8. Senfoni'yi 1889 yılında burada yazmıştı. Bu muhteşem müzik Tonhal Orkestrası ile Viyana'da Konzerthaus sahnesinde yeniden hayat buluyor. Liza Batiaşvili ve Gotye Kapuso'nun Brahms'ın çifte konçertosundaki solo performansları dinleyenleri adeta büyülüyor. Genç ve yetenekli orkestra şefi Lionel Brangue ekibiyle harika bir iş çıkartıyor. 'İşimiz gerçekten de çok eğlenceli geçiyor. İki solo virtüöz müzisyenimiz de çok yetenekli ve işinin hakkını fazlasıyla veriyor. Bu sanki sohbet etmek gibi. Bir enstrümandan çıkan müzik sanki diğerlerine yansıyor. Gautier'e büyük minnet duyuyorum. Konservatuvarda beraber okuduğumuz zamanları hatırlıyorum. Ben 13 yaşındaydım ve Gautier de 17'yi yeni bitirmişti. Birkaç sene sonra sahnede yeniden karşılaştık. Ben orkestra şefi, o da solo müzisyendi. Bu müzik şaheserinden söz ederken Brahms'la çalışan ünlü keman virtüözü Jakim'den bahsetmeden olmaz. Gerçi daha sonra ayrı çalışmışlar. Bu konçerto onların yeniden barışmaları üzerine yazılmış. Yani bu özellik müziğin yanı sıra onu gerçek bir diyalog haline getiriyor. Bence müziği paylaşabilmek çok önemli. Bana göre müzik müzisyenlerden daha ön planda. Yani müziğin iyi olmasına odaklanıyorum. Benim burada işim ne o zaman? Ancak arkadaşlarım elbette bana ilham veriyor. Sahnede bir sinerji oluşturduğumuz zaman her şey bambaşka olur. Yeni bir müzik bestelediğimizde kendimizi daha iyi hissederiz. Viyana benim için çok özel bir yer. Paris de benim için farklıdır ancak Viyana'da okudum ve bu şehrin her yeri müzik kokuyor. Burada müziğe farklı bir yaklaşım var. Brahms'ı Viyana'da çalmak. Evet, bu müziği çaldığınız zaman buranın insanların kalp atışlarını hızlandırdığınızı bilmeniz benim açımdan çok farklı. Müziği paylaşmak ve dostluk, Maestro Brangue ve Zürihli müzisyenler arasında çok güçlü bir bağ var. Orkestramla aramda çok derin bir bağ var. Bir gülüş, bir bakış bazen mucizeler yaratabilir. Çok büyük mimikler yapmama gerek yok. Özellikle de Dvorak'ın başındaki bir orkestrayla. Bir orkestra şefi her şeyi yapmak zorunda değil. Sadece gruptaki müzisyenlere cesaret vermesi yeterli. Onlar da sahnede işlerinin gereğini yaparlar. Zaten amaç bu, duyguyu seyirciye ulaştırabilmek.